bir şarkıcıdır. Hakikaten Türk halk müziğinde iyi de bir isimdir. Yaşamı, ben şimdi bugün hatta kuliste hazırlanırken gördüm, haberim yoktu, üzüldüm. Boşanmış, boşandığını hakikaten bilmiyordum. Güzel bir, yani yuva yıkılmasın, ben şey yapmam. Eşi diyor ki, yılbaşında ben oğlumla geçirmek istedim, çocuğumla geçirmek istedim. O da ona izin vermedi falan, böyle bir karışık. Eşin olan açıklamaları ilk kez biraz sonra burada olacak. Burada olacak, çok ağır açıklamalar. İşte neden evlenmiyor bazı insanlar? Bu olayların basına yansıması ne kadar çirkin. Ne kadar çirkin. Şaka gibi. Yani ben eşinin ilk kez renkli sayfalara Mert'e yaptığı açıklamaları duydum. Ne kadar, yani evlilikten soğuyor insan. Kuruma hiçbir saygı kalmamış. Gerçekten söylüyorum. Eskiden çünkü... de vardı ama eskiden şöyle oluyordu Lerzan. Çok özür dilerim, sözünü kesin. Bir iki tane magazin gazetesi vardı. Para verip o gazeteyi alan insanların bundan haberi oluyordu. Şimdi artık bütün televizyonlarda bu işler herkesin evine giriyor. Ve biz bir anda herkesin evlenmesini, boşanmasının içinde buluyoruz. Cenk'cim sırf bu evlilik, bu çift için söylemiyorum. Ama gerçekten evlilik kurumu çok ucuzlatıldı. Yani bunu gündem malzemesi yapmak için, bunu daha fazla ekranda olabilmek için kullanılması onları değil. Bütün genel bunu yapanları söylüyorum. Ama bence hani kötü örnek diye bir şey var ya Şule'cim, kötü örnek. Gerçekten evlilik kurumuna bu tarz ilişkilerin basında bana böyle yaptı, ben o yüzden boşadım, bana böyle dedi, ben o yüzden, bana ne? Sen ne yaşadın, sen yaşadın, konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Ben evlenmek üzereydim, evleneceğim insan vefat etti. Ciddi söylüyorum öyle bunu. Öyle mi? Evet. İkisi, ben bir kere hiçbir magazin programında bunu bir malzeme yaparak, bir olay olarak kullanmadım ki bunu istesem bin kere kullanırdım. Ne zaman yaşadın bunu son gün? Ne zaman yaşadım? Bana ne dedi? Songül dedi. Ama ben de bakıyorum böyle. Şöyle ay geliyor. Ne bak, bir şey söyleyeceğim. Rezan dedi, alışmıştı artık. Söyledi ve durdu. Allah kahretsin. Ben hayır, sen söylemesen farkında bile değilim. Farkında bile değilim. Sen evden gözlükleri getirtir bence. Şunu söyleyeceğim. Ne zaman yaşadım? 2015 senesinde. Ve bir programa çıktığımda, daha önce moderatörlük yaptığım programda konuk olarak katıldığımda bunu söylemek istediler, anda yayını kestirttim. İstemiyorum. Benim ilişkilerimi niye insanlar bilsin? Ya da ben niye bununla ilgili program dolanayım? Ben bunu yaptım ve bana ne? Songül'ü de tenzih ediyor musun? Bu olayı yapan herkesi içine dahil ediyorum. Ediyorsun. Ben bir kere olur, tamam. Ama her seferinde ben bu evlilik kurumunu çok ucuzlaştırıcı. Yani ekranda evlen. Onun için söylemiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Ekranda evlen. Ekranda ben senin neden boşandığını bileyim. Çok kötü. Tutmasayı. Kötü örnek. Tutmasayı. Doktor ne diyorsun? Vallahi doktor bu ne? Tuttu. Ben bu haber geçen gün çıktığında size bir şey söyledim farkındaysanız. Dedim ki hani Songül Hanım'ın bir açıklaması var. İşte ben ona şunu dedim, o bana bunu dedi. Sonra o evden gitti, sonra gelmedi, biz boşandık. Ha. Yani bu işler böyle olmaz. Yani evlilik tecrübesi olan bir adam olarak size şunu söyleyeyim. Evet. Kolay değil. Tabii yani altında onun başka bir yanardağ vardır. O gün o yanardağ patlar, patlayınca bu boşanılır. Yoksa yani hani o dedi, bu dedi, gittim geldim boşandım, öyle bir şey olmaz. Lerzan beni tehdit ediyor buradan, bir böyle şey yapıyor. Bir de, parmak bir de, sallıyor. Lerzan masaları salladı zaten. Bir de, sallıyor. Bir de bu olayların tam insanların albümü çıktığında yapılması. Öyle mi? Öyle mi? Biz onu bilmiyoruz. Denk mi gelmiş? Üç programa çıkacağım diye bütün evinde yaşananları ben niye bileyim? Ki genel olarak söylüyorum. Demin anlatmaya çalıştığım oydu. Songül Karlı iyi bir Türk halk müziği. Bak bütün bu olayı yapanlara söylüyorum. Bir yani hani keşke bir şey bunlar olmasın. Songül Karlı nereli madem yakın arkadaşım? Ben bir arkadaşımla iddiaya girdim. Tokatlı mı, Bingöllü mü? Tokat olmasın. Bingöl nereden çıktı? Ben Bingöllü diyordum. Tokatlı. Hay Allah ya. Yemeğini kaybetti. Her asıl şu şey. Nereli olduğunu bilmiyorum ya. Ha nereli olduğunu bilmiyorum. Yani. Peki evet. Bakalım olayı çok karıştırmadan Songül Karlı'nın boşandığı eşi haber müdürümüz Mert Doğan'a neler neler söylemiş telefonda. Songül Karlı, Metin Yüncü evlilikleri bitti. Karşılıklı suçlamalar havalarda uçuştu.
Songül Karlı ayrıldığı eşi Metin Yüncü için 2 ay boyunca beni aramadı, boşadım dedi. Eşi Metin Yüncü ise suskunluğunu sadece renkli sayfalara bozdu. 2 ay geçti. Çok uzun zaman. 2 ay sürecinde ben dedim ki artık 2 ay bir insan aramıyorsa benim bu insanı boşamam gerekiyor. Gittim mahkemeye verdim. Adamlığımı kimse konuşamaz. Benim adamlığımı kimse konuşamaz ya. Benim bir kişi arasındaki beni dolandırdı. Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde ben arabamı satıp kendi özel, kendime ait arabamı satıp arkadaşımı cezaevinden almış bir adamım yani. Hı hı. 2 ay eve uğramadım. 2 ay beni aramadı diyor mesela Songül Karlı. Doğru mu abi? Sen 2 ay aramadın mı abi eşini? Aramadım. Aynen doğru. 2 ay aramadım. Niye aramadın evet, abi? Geçen yılbaşı Songül Adana'da iş aldı. Oğlu Efe evde kalacak. Onun da yanında birisi kalacaktı. O birisi gelmedi. Sonra dedi ki işte nasıl olacak? Ne yapacağız Metin? Nasıl olacak? Dedim ki ben kalırım ya. Sıkıntı yok. Siz gidin dedim. Songüller gitti. Gittiler Adana'ya. Geldiler. O gece de Efe rahatsızlandı. Kendi evladım. Zaten yine öyle. Yine kendi evladım. İlacını verdik. Yanında yattık. Terini aldık. Üstünü değiştirdik. Songül bir akşam sonra geldi konserden. Dedim ki böyle böyle oldu ama seni üzmemek için söylemedik dedim Songül. Bir sene sonra ilk defa benim oğlum dedi ki baba bu yılbaşını seninle geçirebilir miyim 7 yıl sonra? Tabii ki geçirirsin oğlum dedi. Songül'e dedim ki Songül ben bu sene Zorbay'la geçireceğim 7 yıla. Olur nasıl geçirebilirsin? Olmaz. Nasıl yani biz evdeyiz beraber. Oğlum dedim geçen sene dedim sen gittin ben tek başıma Efe'yle geçirdim. Bu sene de Zorba'yla geçireceğim dedim. Nasıl yani olur mu böyle ya? Hadi yürü dedim çıktım gittim. Efe'yi sevdiğim kadar öz babası sevmiyordur. Ben geçen sene senin evladımla kalmışım. Yine de kalırım. 10 sene de kalırım. Sıkıntı yok. Ben Efe'yi sevdiğim kadar belki öz babası sevmiyor. Bu gerçek he. Ama bunu göstermek mi önemli, uygulamak mı önemli? Peki o kadar dostum var, o kadar akrabam var, o kadar sevdiklerim var. Niye bir kişi gelmedi ya? Niye ya insan kocanla yerin yerini kutla, biz çocukla kalalım demediler? Evliyken çok param vardı, şu an hiçbir şeyim yok. Yani o kadar çok dedikodu var ki abi işte maddi sıkıntılar yüzünden ayrıldı Songül Karlı Bey. İnsanlar sıkıntıya girebilir. Benim yani Songül'ü tanıdığım zaman villam vardı, renk vardı. İçinde 2-3 milyon dolar param vardı, 100 bin dolarlık kredi kartım vardı, hiç önemli değil. Şu anda hiçbir şeyim yok. Olabilir, insan sıkıntıya düşebilir ama ben son günü sıkıntıya düştü diye kesinlikle ayrılmadım. Ben havuzdaki suyu yüzümüzü yıkamak için geri çektim. Çünkü suları kesmişler. Ben o zaman bırakırdım. Bunlara niye prim veriyorsun? Söylesene bu adam bu zamanlar gitmedi. Biz Metin'le evlendikten bir sene sonra benim işlerim bitti. Biz 5 senelik evliyiz. 1 senelik evliyiz ki niye demedin diyorum. Susuyor. Uçaktan indim. 300 kişi aramış. Ya Metin hani 10 milyon, 20 milyon konuşturuyor falan. Biz seni tanıyoruz. Hani bu paralar. Ya ben inanamıyorum kendime yani. Ya diyorum ki Allah Allah ya. Bunu son gün mü söylüyorum? Evet diyorlar. Açtım abi internete konuştum. Son günde bunları söylemiş. Ama şimdi bana diyor ki Efe'nin kitap Allah için ben bunları söylemedim Metin diyor. Konuşsam Türkiye'de yaşayamaz. Adamlık neyle çarpılıyor bilmiyorum ama hayatımda görmüş gelmiş en büyük adam benim yani. O bunun hakkında iki tane şey söylerim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayamaz. Arsayı bana satmak istediler. Bu arsa olayları falan var mesela. Bu cevap vermek ister misin evet. Konularla alakalı abi? Vallahi Mert benim böyle şeylerde falan hiç işim olmaz biliyor musun? Yani ben parayı hayatımda hiçbir zaman sevmedim. Hı-hı. Bu arsanın bir dönümünü Songül Hanım'ın eski eşi, benden önceki eşi Sapanca'da Ankara'dan dönerken 11 milyara satmak istiyordu. 11 milyara. Bir dönümünü. Hı-hı. Ve Songül Hanım bu arsanın 17 dönümünün 10 dönümünü ayrılmak için Baykal Bey'e vermiş. Hı-hı. İlk dönümle ilgili de 11 milyara bir dönümünü bana satmaya çalışıyorlardı. Artık şu anda 10 milyon dolar falan oldu. Yani kör olur, badem göz olur, başka bir şey oldu bu. Ben bunun aynısını 15 dakika önce Songül denerdim. Ben Songül'e dedim, çok ayıp ettim dedim. Yani böyle konuşmak sana da yakışmadı. Hani böyle dünya yok dedim. Evet dedi, doğru söylüyorsun gibi konuştu. Peki niye bunları konuşuyoruz dedim. Bu magazin işte Metin oradan onu aldılar, orayı koydular dedi. Ama buralara geldik, niye geldik onu anlamıyorum. Benim hayatımda sevmediğim tek şey para oldu. Ben hep arkadaş, dost sevdim Mert. Ama şimdi ben herkese kızgınım, Songül'e de kızgınım. Sen üstüne kaldı yani, sen sanki arsayı almışsın da
Arsa sende kalmış. İşte diyor ki mesela yayında arsayı kim nerede şu an ben bilmiyorum diyor mesela. Evet. Ben de diyorum ki ona niye böyle bir şey yaptın? Bak uçaktaydım, indim internetten beni 300 kişi aradı. 10 milyon falan diyorlar. Ya buranın nerede olduğunu Songül bilmiyor. Eski kocası bu arsayı villayı sattırmış, arsa almış. Arsanın nerede olduğunu bilmiyor. Dönümü, bir dönümü 13 bin lira. Bir dönümü. Bana satmak istediler abi. O zaman ben Songül Karlı'yı tanımıyordum. Eşi bana satmak istiyordu bu arsayı. Ben bu arsanın bir dönümüne 11 milyar eski kocası verdi ve ben bu arsayı almadım. Sapanca'da 11 milyar bir dönümüne. Bu arsa şu anda 10 trilyon oldu. Cemil Semerciler yaptı. 10 trilyon oldu arsa. Arsanın nerede olduğunu bilmiyor. Haberi biliyor. Bilmiyor. Kaç parayı aldığını bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Öyle vermişler arsayı yani. Arsa para falan değil. Arsaya şu anda gitsen var ya biz oradan kovalarlar yani. Bu anlattığın şeylerle bir haber yapma şansın var mı? Peki bunları yapabilirsin. Yani ben kimsenin, hiçbir kimsenin hayatım boyunca 48 yaşında bir adamım. Hiç kimsenin bir arasında işim olmadı. Son günde zaten bugün programda söylemiş. 4 yıl karıma ben baktım. Benden dolayı ne yanlış gördün ya? Biz seninle evlendik 5 yıl. 1 yıl çalıştım ve 4 yıl çalışmadım. Son gün kaldı 4 yıl. Çalışmadın sen. Biz havuzdaki suyla yüzümüzü yıkadık. Öyle şeyler söylerim ki Songül Karlı Türkiye'de barınamaz, yaşayamaz. Bir kısmını söylemiş zaten. Bir kısmı, bunlar bir kısmı mı yoksa o iceberg'in görünen yüzü mü? Altta daha çok şeyler var herhalde. Neler neler söylemiş. Bir 17 dönüm arsa meselesi var. 17 dönüm arsa sırra kadem bastı, yok ortalıkta diyor Songül Karlı. Bunun yanı sıra o da diyor ki zaten eşine ilk eşine boşanmak için, çocuğunun babasına boşanmak için verdi. Ve bir şey söyleyeceğim. Songül ve diyor ki çocuğunun babasından daha çok ben severim, ben baktım daha çok diyor. Çocuğunun babasına da Songül'e de söylediği önemli noktalar var. Ve Songül Karnı'nın ilk eşi, çocuğunun babası şu anda stüdyomuzda. Çünkü Cenk Eren'in, Baykal Bey, Cenk Eren'in Nesim menajeri. Menajerin eşi. Menajerin eşi. Evet. Kameranın arkasında gelmek istemiyor. Görünmek istemiyor. İstediği zaman burası açık, bu mikrofon açık, gelip konuşabilir. Biz konuşacağız bu mevzu üzerinde. İstediği zaman gelip konuşabilir. Herkesin söz söyleme hakkı vardır. Herkesin cevap verme özgürlüğü vardır. Evet. Buyursun gelsin. Biz kendisine bırakıyoruz. Konuşmamıza devam ediyoruz. Songül Karlı'nın eşinin bu söyledikleriyle ilgili. Şimdi. Ne diyorsun? Sen söyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben demin ne dedim Şule? Ne kadar çirkin değil mi? Bir adamın kendini savunmak için yaptığı açıklamalar, bir kadının kendini savunmak için yaptığı açıklamalar ve ne kadar çirkin bir tablo. Yani ben konuşursam Türkiye'de barınamaz, Türkiye'de yaşayamaz, sokağa çıkamaz. Bu nedir yani? İki tarafta, iki tarafta şöyle söyleyeyim. Ne oldu, sinirlendiniz mi? Ha, rahatsınız değil mi? Yani bunu şu anda söyledim. Baykal Bey nerede? Rahat olun. Rahat olun. Biz size sadece cevap hakkı tanıyoruz. İsterseniz konuşabilirsiniz. Devam edelim. Ne kadar kötü bir şey ki birlikte bir zaman geçirdiğiniz insanlar için 70-80 küsür milyonun önünde birbiriniz hakkında yok arsam gitti, arsamı aldı, yok yılbaşında onunla geldi. Ne kadar çirkin. Ne kadar, ben utanıyorum aynı, yani ben böyle olayları dinlemekten bile çok rahatsızım. Peki diyor ki ben 7 senedir çocuğumla geçirmiyorum yılbaşını, çocuğum rahatsızlandı diyor. Kim, orada da bir hata yok mu? Metin Yüce 7 senedir geçirmemesi de bir tuhaf değil mi? Al çocuğunu bir sene sende, bir sene annesinde olsun yani hiç olmazsa. Bir sene şey rahatsızlandı, baba ne olur bu sene beraber geçirelim demiş Metin Yünce'ye çocuğu. Ben de gidiyorum çocuğuma. Songül Karlı'da nasıl olabilir, biz evliyiz böyle bir şey yapamazsın diye olaylar buradan patlak vermiş. Ne diyorsunuz buna, ne diyorsun Cenk? Yani gerçekten hani böyle bir şey üzerine konuşmak, siz yorumcusunuz programınızın
zaten konusu. Ama basına hani yansıdığı anladım. İçin. Anladım. Hani konuk olarak benim söyleyeceğim. Ben şeyi sorarım. Hani 7 sene niye geçirmediniz çocuğunuzla yılbaşını? Orada da bir sıkıntı var. Yani evet. Bu çocukla hani tabii ki özel günlerde, bayramlarda insanlar ayrılabilirler eşlerinden. Çocuklardan ayrılmamalılar. Çocuklardan ayrılmamalı. Şimdi 7 sene geçirmemiş olması da beyefendinin, o da bir tuhaf. O da bir tuhaf. Songül eğer böyle bir şey dediyse hayır geçirmeyecekse, o da bir tuhaf bir şey. Yani mesela bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu konunun çok ortasına gelecek bir şey söyleyeyim size. Ben demin dedim ya, biz 8 kardeşiz. Annemin babamın ikinci evlilikleri. Yani benim üvey ablalarım ve üvey abilerim var. Öyle bir şey kurmuş ki benim annem babam, benim üvey ablalarım, üvey abilerim olduğunu 16 yaşında öğrendim. O kadar annem babamın çocuklarına, babam da annemin çocuklarını el üstünde tuttular. Ve biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Ve kocaman bir aile oldunuz. Kocaman siz. Diyorum, 16 yaşında öğrendim, onu da söylettiler artık yani başka bir yerden duyacağını, bizden duydu. Aklın eriyor artık. Aklın eriyor. Yani boşanılır. Ama dediğim gibi annem babamın çocuklarına, babam da annemin çocuklarına çok iyi davranmışlar. Şimdi abilerim, ablalarım, üvey, biz bilmeyiz böyle bir şey mesela. Yani şimdi burada hani böyle çocuklar arada kalıyor işte. Çok acı ya, yani. Olan çocukları oluyor. Olan bence şu. Ekran önünde evlenme. Evet. Ekran önünde bütün yaşadıklarınızı aşikar bir şekilde albüm çıktığı anda işte o bana bunu yaptı da bunlar çok çirkin, evlilik kurumuna son derece ucuzlaştıran. Katiyen olmuyor biliyor musun artık böyle işte, şunu iyi yaparsan sen oluyor. Eğer bunu iyi yapmadıysan işte demin söyledim. Kısa gündemler. Aynen. Yani 3 gün daha aramıyor mu diyorsun? Tutmayan yani bir albüm vardı. Bütün İstanbul'u billboard kapladı. Yine tutmadı. Ya kimse şöyle demiyor. Songül Karlı eşinden olaylı boşanıyor. Hadi albümünü alayım falan. Sana bir şey söyleyeyim mi şöyle? Bir gün sonra bu olay unutulacak, gidecek. Herkes köşesine çekilecek. O kadar sahte ve suni gündemler ki. Olmuyor şöyle, olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapmazsan, ne yaparsan yap. Çok doğrusu da o. İyi bir şey yapmak için uğraşmak lazım. Şimdi bir haber gelmiş. Songül Karlı'yla boşandığı eşi Metin Yüncü'nün barıştıklarına dair. Şaka değil. Şimdi kulağıma söylendi. Ben size doğrulatmaya çalışılıyor. Bak, doğru mu değil ben mi? Ben size demedim. Bu kadar söyle söyle. Kötü biz mi olduk şimdi? Bak, ya, onlar karı koca değil ki, onlar boşanmıştı. Bak atasözlerimiz o kadar doğrudur ki. Doğru. Niye? Çünkü yüzlerce yılın süzgecinden geçmiştir. Karı kocanın arasında girilmez, boşan sen kötü olursun. Ya inşallah barışmışlardır da. Şule sen kötü oldun artık. Ya, ben kötüyüm, ara bozucu. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnşallah barışmışlardır da. Benim söylediklerimden dolayı belki de barıştılar. Bu suni ve geçici ve ucuz gündemler bütün insanların hayatı. Artık biz evliyiz. Dün Ebru Şallı olayı vardı, hatırlamıyor musun? Yani ben artık birilerinin aşka... Cenk'in albümünü konuşalım mesela, atıyorum. Doktorun bilmem nesini konuşalım ya da senin... Krize girdi Cenk. Evet yani hakikaten çok... Bu da size nasip oldu. Bu da bize nasip oldu Cenk'in. Sizin programınız. Şimdi sen ne diyorsun aslında? Neye ne diyorum? Bu olaylara... Zaten söyledim ben söyleyeceğimi. Şimdi merak ediyorum, bunlar boşandı mahkemede, evet. Boşanmayla sonuçlandı artık. Bunlar karı koca değildi, birbirlerinin arkalarından ver yansın ediyorlardı. Şimdi ne oldu? Hakikaten bunlar barıştılar mı, barışmadılar mı? Kulağıma gelen haberler. Cenk Bey'e teşekkür ediyorum. Onunla ilgili haber gelmedi. Cenk Bey'e teşekkür ediyoruz ve reklama gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızı çok seviyorum. Harika bir albüm yapmışsın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz sana teşekkür ederiz. Reklam. Bye bye.